Herkese merhabalar. Tüm kışı ve kar severlere olumlu yönde haberlerimiz var. Dostlar son durumlara göre gelişmeler pozitif yönde ilerleyişini sürdürüyor. Kuvvetli soğuk ve karlı sistem ufuktan adeta bizlere göz kırpıyor. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Yoğun kar yağışlarını bir kez daha görmek bizlere nasip olacak gibi görünüyor. Son veriler sistemi doğruladığı gibi bir de üstüne efsane potansiyelinde oluşumlara tanıklık ediyor. Yoğun kar yağışları ve kuvvetli soğuklar kış bitmeden bizlerle olabilir. Son model çıktılarına göre Amerikan modeli GFS Şubat'ın son haftalarında yoğun kar yağışlı ve kuvvetli soğukları ülkemize getiriyor. Üstelik son veriler örtü ihtimalini sahillerde bile arttırdı. Hatta buna eşlik eden Avrupa Birliği'nin modeli ECMF'i de yeşil ışığı yaktı. Günlerdir sürmesi beklenen ılıman havaların ardından atmosfer sonunda iyi bir patlama yapacak gibi görünüyor. Ilıman geçen Şubat ayının sonu genelde ülkemizde mutlu sonla bitmiştir. Karseverler hatırlar 2019, 2021 ve 2015 kışları bunlara yakın zaman diliminde gördüğümüz en güzel örnektir. Coğrafyamız genel olarak tüm kış boyunca gelen sistemler arasında en kuvvetli soğun Şubat'ın ikinci arasında almıştır. Son verilere göre sinyaller çok güçlü. Modeller arasında mutabakat sağlanmaya başlandı. Kışın son günlerine doğru Türkiye'ye yakışan bir sistem alabiliriz. Şu an soğuk havaların yurdumuza gelmemesindeki en büyük etken Alaska üzerindeki yüksek basıncın etkisiyle kutup girdabı Gölanda doğru kayıyor ve Atlantik'in ılıman sularıyla buluşan kutup girdabı Atlantik'te ardarda arda patlayan İzlanda siklonlarını oluşturuyor. Durum böyle olunca Azor yüksek basıncı deyim yerinde ise üzerimize doğru yatıyor. Bize göre bu kış bitmeden ülke çapında etkileyici bir soğuk ve kar yağışı gelebilir bunları tekrar etmeye devam ediyoruz. Sorularınız varsa yoruma bekliyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.